Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Hoca. Bugün size Milli Eğitim yayınladığı Ocak ayı örnek sorularının çözümlerini yapacağım. Toplam İngilizce'de 5 sorumuz var. Zaman kaybetmeden hemen çözmeye başlayalım. Evet, ilk soru bakıyoruz arkadaşlar. İlk soru benden ne istiyor? Her zaman gibi önce soru kalıbını okumak lazım. Soru kalıbı benden ne istiyor? Which sentence in the conversation yukarıdaki konuşmaya göre Daisy ve Charlie'ın konuşmasına göre does not match personal characteristics in the table one. Tablo birdekine göre kişisel karakterlere uymayan ifadeyi bulacağız. Değil mi arkadaşlar? Peki nasıl bu insanlar? Enable, generous, cömert bir insanmış. Helpful, yardımsever. Amusing, eğlenceli. Britney ise honest, dürüst. Serious, Ciddi. Kind ise kibarmış. Peki bunlar hakkında nasıl konuşuyorlar? Bakalım arkadaşlar. Daisy diyor ki Does enable back you up when you need her? Ona ihtiyaç duyduğun zaman seni destekliyor mu? Evet. Yes she does. Evet destekler. She always support me. O her zaman destek olur bana. Destek olsa olursa o zaman helpful diyebilirsiniz. Buna artı koyalım. İkiye bakalım. I think she is also funny girl eğlenceli bir kızmış bence diyor. And she likes making jokes. Şaka yapmayı sever. O zaman eğlenceli bir insanmış. İki de artı. What about Britney? Peki Britney hakkında ne düşünüyorsun? Cevap veriyor. I think she is so nice to friends. Arkadaşlarına neymiş? Nice. Kibar biriymiş. O zaman kind olduğuna göre bunu da artı koyalım. However. Genelde however kullanılır. Buradaki however genelde but anlamlı. Buna dikkat edin. But demektir. Ama ama She really tells her, nadiren diyor doğrular söyler. So bu yüzden de I don't think that I can count on her. Ona güvenebileceğimi düşünmüyorum. O zaman arkadaş derseniz bir, iki ve üçüncü ifadeler yukarıda karakterli ilgili, karakteri un un ilgili bilgi verirken Charlotte'ın arkadaşları hakkındaki Enable ve Bradley'in genel bilgi verirken ama dördüncü ifade tam tersi yalan söyledi, yalan söyledi yani dürüst olmadığını Aynı şekilde I don't think that I can count on her. Ona güvenebileceğimi düşünmedim dile getirdiği için tekşi kaldı. O da Adana. Zaten artı ilk cümle olumlu. ikinci cümle de olumluydu. Üçüncü cümle de olumluydu. Yukarıdaki karakterlere uyuyordu ama Denizli uymuyor arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Which of the following is not correct according to conversation above? Yukarıdaki konuşmaya göre hangisi doğru değildir? Geri diyor ki, I'm organizing a movie night at home on Sunday evening. Pazar akşamı diyor, ben film, sinema ya da film akşamı yapacağım diyor, planlıyorum diyor. Who wants to join? Kim katılmak ister? Jenny cevap veriyor, great idea, I don't have any plan on that day. Çok güzel fikir, Bu akşam bir planım yok. Amy, Kulağa hoş geliyor. That sounds awesome. Kulağa hoş geliyor. Unfortunately, maalesef I do not think I can come. Gelebileceğimi düşünmüyorum. Joe diyor ki, thanks for inviting me. Beni davet ettiğiniz teşekkürler. But my brother is coming to coming on that day. Benim kardeşim o gün geliyor. Ne yaptı teklifi? Reddetti. Peki bende ne soru? Hangisi yukarıdaki konuşmaya göre doğru değildir? Doğru olmanın ifade bulacağım. A şıkkı. Gary is having a birthday party. Gavin Gary, I'm sorry. Gary bir tane doğum günü mü hazırlıyor? Doğum günü partisi düzenliyor? Hayır, tam tersi. Filmle bahsetti. Yanlış. Jenny is going to attend the event. Jenny etkinliğe katılacak mı? Evet, bakalım. Çok güzel fikir. Başka planı yok bu gece diyor. Doğru bir şey. Artık koyalım. Ceyhan, Emi refused the invitation without making an excuse. Herhangi bir mazeret bildirmeksizin reddetti teklifi. Bakalım Emi'ye. Kulağa hoş geliyor. Evet maalesef gelebileceğini düşünmüyorum. Bir mazereti var mı? Hayır mazeret yok. Bu da doğru ne göre. Yo will be with a guest on Sunday. Pada göre onun bir misafiri varmış. Bakalım. Evet. Benim kardeşim geliyor o gün diyor. Bu da doğru. Bende zaten sonu yazıyordu. Not correct. Hangisi yukarıdaki göre doğru değildir. Doğru olmayan tek şık Adana. Çünkü doğum günü partisi yok. Sinema ya da film izleyecekler. Bütün soruya bakalım. According to conversation above yine yukarıda konuşmaya göre who likes the same type of movie? Kim diyor arkadaşlar? Aynı çeşit, aynı tür film sever. O zaman ikisinin de aynı çeşit, aynı film olması lazım. Ben diyor ki I want to love when I watch him film. Film izlediğim zaman gülmek isterim diyor. So I like funny films. Ben komedi filmleri severim diyor. Sam diyor ki movies movies about the future and space are my favorite. Gelecek hakkındaki filmler ve uzay benim en favorimdir. Lily diyor ki I like movies about other planets. Diğer gezegenler, gezegenler hakkında film izlemeyi severim. Kadersen edersen ikisinin aynı mantık. Gezegen uzay varsa, gelecekten bahsediyorsa ve diğer gezegene bahsediyorsa ikisinin ortak bir özelliği var. Charlie, I prefer watching movies about difficult situation in real life. Gerçek hayat içindeki zor durumlardan bahsedecek ilgisi bile üçününle ilgili. Ama o zaman sen ve Lili baktığımız zaman arkadaşlar ikisi de gelecekten uzaydan bahsettiği için ikisinin de aynı ortak olarak tercih ettiği film budur arkadaşlar. O zaman ikisinin ortak özelliği gelecek uzay hakkında film izlemek. Bu da Ceyhan olmak zorunda Sam ve Lili. Dördüncü soruya bakalım. Uzun bir soru gibi görünüyor ama Basit soru. Niye? Arkadaşlar her zaman bir önce soru kalın okuyun. Which of the following is not one of the books that Gloria discusses in her blog? Hangisi arkadaşlar? Gloria'nın blogunda tartışacağı bir kitap değildir. O zaman bu dört tanesinden bir tanesi tartışamayacak, üç tanesi tartışıyordur. Peki neyle ilgili bu Gloria loves reading in her free time. Boş zamanlarında, boş zamanlarında kitap okumayı severmiş. She shares her idea about books Kitaplar hakkında fikirlerini paylaşırmış. She reads on her blog every month. Her ayda ne arkadaşlar? Kendi blogu ile ilgili yazılar okurmuş. Here is the this month's blog. Bu ayki blog'da buymuş arkadaşlar. Bir kitaptan in this book bu kitapta diyor. You can discover amazing places and different cultures. Sen bu kitapta diyor. Amazing places şaşırtıcı yerler keşfedebilirsiniz ve farklı kültürler keşfedebilirsiniz diyor. İkinci kitapta while reading this book, siz bu kitabı okuyorken you will feel like you are walking in a space. Uzayda yürüyormuş gibi hissedeceksiniz diyor. Diğer bir kitap do you like trying new things? Yeni şeyler denemek ister misin diyor. This book is just for you as it teaches you new and interesting cooks methods. Yeni şeyler denemek ister misin diye soru soruyor ve daha, daha sonra devam ediyor. Bu kitap diyor tam senlik diyor. Ne arkadaşlar? As it teach. Sana öğretir diyor. You need and interesting. Yeni ve ilginç olan şeyleri tabii ki neyle ilgili? Cooking methods. Yemek yapma metodu ile ilgili sana yeni şeyler öğretir diyor. İlginç olan şeyleri öğretir diyor. Diğer bir kitapsa, ise In this awesome book. Bu muhteşem kitapta ise You will learn how the experience of disabled person change many other people's lives. Bu kitapta arkadaşlar insanlar diyor öğrenecek diyor. Neyi? Nasıl tecrübe ediklerini engelli insan tabii ki bu disabled person engelli insanların çoğu insan hayatını nasıl değiştirdiğini deneyimleriyle öğreneceksin diyor. Peki soru kaleme tekrar geliyorum. Which of the following is not one of the books that Gloria discusses in her blog? Aşağıdaki kitaplardan hangisi Gloria'nın tartıştığı bir kitap değildir? Yine olumsuz bir şey istiyor bakalım arkadaşlar. A şıkkı The Challenging Line of the Woman bir kadının Hayatla mücadelesi zorluğu var. A trip out of the world. Nerede? Dünya gezisi. Evet var. Farklı yerleri keşfetmekten bahsettik ederseniz var. Ceyhan tesiri sahip. Lezzetli tarifler. Yemekte bahsettik ederseniz evet. Dangerous animals. Arkadaşlar şu okuduğum dört ifadede de dört ifadede kaderseniz ederseniz hiç tehlikeli hayvanlarla bahsetti bize? Bahsetmedi. Hatırlarsanız The Challenging Life of a Woman. Bir kadının hayata karşı zorluğu, mücadelesi. Evet, burada geçiyordu. Doğru. Trip of Out of the World. Dünyanın ilgili kısa gezi. ilk kitapta geçiyordu. Lezzetli yemekler. Şurada geçiyordu. Ama tehlikeli hayvanlardan hiç için cevap deniz olmak zorunda. Devam ediyorum. Son soru arkadaşlar. Yine uzun bir soru görünse de. MEB'in sevdiği tarzı sorularda arkadaşlar. Öğrenci bir soruyu gördüğü zaman direkt bıraksın, yapmasın. Mantığı bir sorudur. Hiçbir şekilde bu tarz sorular korkmayın. Yönergeleri okursanız ve soru senden ne istiyorsa ona iyi bakarsanız soruyu kaçırmazsınız. Peki ne istiyor soru benden? According to information about yine hep aynı mantıklar derseniz yukarıdaki bilgilere göre, yukarıdaki tabloya göre. Which of the following is their order? Hangisi? bunların siparişidir. Order sipariş etmek arkadaşlar. Dikkat edin kelimeye. Sipariş etmek demektir. Peki Alice and Tom's Alice and Tom's meet at a restaurant for dinner. Akşam yemeği için ne yapmışlar? Buluşmuşlar. After looking at the menu, menüye bakt baktıktan sonra Alice orders. Alice şunlar şey yap, sipariş etmiş. White meat, beyaz et. A fruit dessert, meyveli tatlı. And a hot drink, sıcak bir içecek. Thomas Ardışar, order a bowl of vegetable soup sebzeli bir çorba sipariş etmiş. Kırmızı et and I'm sorry, cold dessert. Soğuk bir tatlı sipariş etmiş. O zaman bir dikkat ederseniz biri arkadaşlar sıcak sıcak e, içecek tercih etmiş. Biri de soğuk tatlı. ikincisi soğuk meyveli tatlı istemiş. Biri beyaz et, biri kırmızı et istemiş. Peki bu menü nelermiş? Bakalım menülere. Small house restaurant menü. Bu Yerin alışa menülerde şu varmış. Çorbalarda domates varmış, mercimek ve tavuk varmış. Salatalarda Ne varmış arkadaşlar? salataya bakalım. Carrot havuç varmış, green yeşillikler varmış. domates varmış. İçeceklerde kahve, çay, limonata, meyve suyu. mil ana yemekler açık ederseniz makarna var, balık var, hamburger var, köfte var, tavuk var ve sığır eti var, biftek var. Tatlılarda da derseniz baked bananas var fırında yapılmış muzlar varmış, puding varmış, çikolatalı kek var, bir de ice cream yani ice cream dondurmamız var. O zaman ikisinin de yani hem Alice'in hem de Thomas'ın ortak olacağı bir ne vereceğim? Menü vereceğim değil mi? Bakalım arkadaşlar. Işte. ortak olduğu bir nokta ederseniz hatta şöyle yapalım isterseniz şıkları elersek daha rahat buluruz. İlk çıktı ki tomato soup, domates çorbası, chicken, tavuk, fish, balık, pudding, çikolata kek ve fruit juice, meyve suyu. Arkadaşlar beyaz etten hiç bahsetti mi? Bahsetti bize. Ne vardı? Tavuk var. Peki kırmızı et, red meat var mı arkadaşlar? Hayır. O zaman kırmızı et yoksa ikisinin ortak olacağı için A gitti. Bursa bakın. Tavuk çorbası. Bir kere ne istiyordu benden? Sebzeli çorba değil mi? Tavuk çorbası gitti. Bakalım Ceyhan. Domates çorbası evet doğru. Chicken tavuk evet beyaz et zaten. Stig et, kırmızı et. Doğru. Ice cream, dondurma. Evet. Soğuk tatlı demişti. Thomas. Doğru. Baked bananas, fırında muz varmış. Fruit desert, meyve tatlısı. Evet. Ice, pardon tea, çay sıcak şey isteyen vardı. O da Alice. Sıcak içecek bahsetmişti. Bu da doğru. Hepsi uygun derseniz işaretleyin bir önce. Peki denize bakalım. Mercimek çorbası. Ayrıca sebze olacaktı. Thomas diyor ki Thomas orders a bowl of vegetables. Ne adı şer? Bir kase sebze çorbası. Bu da gitti. Köfte, balık. Balıktan bahsetmeyin dikkat ederseniz. İkincisi dondurma, çikolatalı kek ve kahve. Sıcak içecek kabul ederiz ama ama mercimek çorbasınız ya domates çorbası varsa bunu kabul edelim. İkincisi kırmızı et bunun yerine köfte demiş. Bir de kırmızı et yerine balık şey varken, tavuk varken et, işte balık yerine e, ne istemiş? Sığır eti istemiş. Bu da ise kavuk var. Beyaz olarak diğer tarafta ise köfte var. Arkadaşlar o zaman arkadaşlar ikisini ortak kabul edeceğimiz tek bir seçenek var. O da tabii ki Ceyhan. Kabul etmek zorundayız. Bu tarz sorular arkadaşlar korkmayın. Soru uzun olabilir. Farklı bir tarzda sormuş olabilir. Hiç çekinmeyin. Soru kalmasını sizden ne istiyorsa soru kavramı okuyun. İkincisi sana verilen bilgiler neyse yani yukarıda verilen bilgiler neyse o sana yüzde yüz arkadaşlar ne yapacaktır? Yardımcı olacaktır. İkincisi Baktınız çok uzun ipucu buna arkadaşlar. Kırmızı et ya da beyaz et. Sızı, sıcak içecek, soğuk içecek. En basit bakın sıcak içecek, içecek var değil mi Alice'in? A şıkkında bir kere sıcak içecek yok. B şıkkında sıcak içecek yok. Yüzde yakın kaldı mı kaldı. Ya Ceyhan ya Denizli. İkincisi bakın arkadaşlar. sebze sebzeli bir çorba istiyor. Arkadaşlar sebze yok ki bir kere. Bu da gitti. Tek şıkkalı o da Ceyhan. Evet arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yorum atabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Ya da çevredeki insanlara bu bizim paylaşımı sorular arkadaşlar paylaşabilirsiniz. Bizim YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Olabildiğince arkadaşlar yine ben size örnek olayı olarak yayınlanan soruları, konu atımları, LGZ çıkmış ve örnek soruları mutlaka çözmeye çalışacağım. Herkese şimdiden başarılar, Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.